Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hız yayınları matematik soru bankasında test 22'nin sorularını çözeceğiz. Arkadaşlar dersimize geçmeden önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar hazırsak başlayalım. Bir soruya bakıyorum. Olduğuna göre A artı B kaçtır diye sordu. Arkadaşlar öncelikle 408'en mi? 408.000'i görüyorum. Bakın 408.000'i aynen yazdım. Şimdi sayımızı 4 tam %8 haline getirebilmek için virgülü bakın her sayın arkadaşlar burada en sağında virgül vardır diye düşünüyoruz. O halde virgülü kaç basamak sola çekeceğim? 1, 2, 3, 4, 5 basamak sayımı küçültüyorum. 5 basamak sayımızı küçültürsek üstü 5 basamak büyütmemiz gerekir. O halde ne diyorum? 10 üstü 5'tir. Yani buradan arkadaşlar A'nın değeri 5 olur diyoruz. Evet B'ye bakıyorum. Sıfır tam arkadaşlar. Şöyle baktığım zaman milyonda 19 sayısını 10 üstü eksi 5 yapacağım. Arkadaşlar sıfır tam milyonda 19 sayısının yanında sanki 10 üstü 0 varmış gibi düşünelim. Evet sıfır ne yaptık? 5 basamak küçülttüm arkadaşlar. O halde virgülü 5 basamak sağa çekeceğim. Sayı küçülürse arkadaşlar üst büyüyordu. Üst küçülürse sayı büyüyordu. O halde sayıyı büyütüyorum. Şimdi bakın 1, 2, 3, 4, 5 basamak sağa çektim. Evet 10 üstü 0'da 10 üstü eksi 5 haline getirmiş oldum. Şöyle yazalım. Evet, 0 arkadaşlar nereye sayı virgül nereye geldi? 1 ile 9 arasına geldi. 1 virgül 9 çarpı 10 üstü eksi 5 oldu. O halde buradan b'nin değeri 1 9 yani 1 tam 10 da 9 olur diyoruz. Bizden ikisini toplamamızı istedim. 5 ile 1 tam 10 da 9'u topluyorum. Evet virgül ve 0 yazdım. 9 virgül evet 6 virgül 9 olur diyorum. Ve D şıkkı sorumuzun doğru cevabı olur diyelim. Evet temizleyerek geçiyorum ikinci sorumuza. Aşağıdaki aşağıda üzerlerinde birer sayı yazan kartlar verilmiştir. Buna göre hangi renkte hangi renk kartta yazılı sayı diğerlerinden farklıdır? Arkadaşlar öncelikle bakıyorum burada her birisini neye ayarlayalım? 10 üstü eksi 7'ye ayarlamak istiyorum. Şimdi yeşile baktığım zaman 10 üstü eksi 7 yapabilmek için arkadaşlar 10 üstü eksi 9'u 2 basamak ne yapmam gerekiyor? Büyütmem gerekiyor. Yani sayıyı 2 basamak küçültmemiz gerekir. Bakın virgül buradaydı. 1, 2 basamak sonra çekersem 3,68 çarpı 10 üstü eksi 7 oldu. Bakın maviye eşit oldu. Et pembeye bakıyorum. Şimdi sayımın arkadaşlar virgülü şu 3,68'in yanına getirmek istiyorum. 0 virgül pardon. 3 tam %68 olmasını istiyorum. Yani 1-2 basamak sayıyı büyüttüm. Sayıyı 2 basamak büyüttürsem üstü 2 basamak küçültüyorum. Eksi 5'i 2 basamak küçük düşünürsem Eksi 7 olur. Bakın 3 virgül 68 çarpı 10 üstü eksi 7 oldu. Pembe de mavi ve yeşile eşit oldu diyorum. Şimdi turuncuya bakalım arkadaşlar. Şöyle 3 virgül 68 yapmak istiyorum. Şimdi virgül burada 1, 2, 3, 4 basamak sayıyı küçülttüm. O halde üstü 4 basamak büyütüyorum. Bakın eksi 10'u 4 basamak büyütürsem 10 üstü eksi 6 olur. O halde arkadaşlar bakın 1, diğer sayılardan farklı olan sayı turuncu sayıdır ve turuncu karttaki sayıdır diyorum. D şıkkını işaretliyorum. Evet, geçelim 3. sorumuza. Yukarıda verilen eşitliklerden hangileri doğrudur diye sordu. Evet, bire baktığım zaman arkadaşlar 48 milyon. Milyon demek arkadaşlar 10 üstü 6 demektir. O halde şöyle yazıyorum. 48 çarpı 10 üstü 6. Bakalım arkadaşlar. Virgül 1 basamak sonra çekersem. Yani 4 tam 10'da 8 haline getirdim. Sayıyı küçülttüm. Üstü büyütüyorum. 10 üstü 6'yı büyütürsem 10 üstü 7 olur. Demek ki 1'deki ifade doğrudur. Evet. 39 tam 10'da 5 çarpı 10'da 5 milyar arkadaşlar. Yani 39 buçuk milyar. Milyar demek 10 üstü 9 demektir. Yani milyar demek 9 tane 0 ekleyeceğimiz anlamına gelir. O halde 39,5 arkadaşlar. Bakın ne yapmış? 3 tam yüzde %95. Yani virgülü bir basamak sonra çekti. Evet. Sayıyı büyüttük. Üstü küçültmesi gerekiyor. Pardon. Sayı küçüldü. Üst büyüyecek arkadaşlar. 39,5. 39 3,95 oldu. Yani sayı küçüldü. Üst büyüyecek diyorum. 10 üstü 10 olur. Bir basamak büyüttüm 9'u. 10 olarak yazdım. Demek ki 2 de doğrudur. Evet üçüncüye bakıyorum. Sayımız arkadaşlar 971 haline getirdi. Peki virgülü kaç basamak sağa çektik? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 basamak sağa çekerek 971 olarak yazdım. Çarpı evet, üstü 7 basamak küçültüyorum ve 10 üstü eksi 7 diyorum. Bakın burada da doğru olduğunu söylüyoruz. Evet dördüncüye baktığım zaman arkadaşlar 602 tam onda 3 çarpı 10 üstü eksi 15'i. Bakın sayın arkadaşlar virgül nereye getiriyor? Altının soluna. Şöyle yazalım. 0 virgül 10.000'de 6.023 çarpı. Peki onun kuvveti ne olacak? Şimdi virgülümüzü 1, 2, 3 basamak sola çektim. Yani sayımı 3 basamak küçülttüm. Üstü 3 basamak büyütmem gerekiyor. Eksi 15'i 3 tane büyütecek olursak 13'te eksi 12 olur diyorum. Bakın 13'te eksi 18 olmaz diyorum. Demek ki bu eşitlik yanlıştır diyoruz. Ve buraya da eksimizi koyalım. O halde 1, 2 ve 3 doğrudur. Yani doğru cevap C şıkkıdır. Evet temizleyerek geçelim bir sonraki sorumuza. Evet dördüncü soruya baktığımız zaman aşağıda Burhan Bey'in bulunduğu noktanın bazı eczanelere uzaklıkları verilmiştir. Buna göre Burhan Bey'e en yakın eczane hangisidir diye sordu. Arkadaşlar şöyle baktığım zaman bakın 10 üstü 2'yi gördüm. Burada da 10 üstü 2'yi gördüm. O halde diğer eczanelerin yakınlıklarını da 10 üstü 2'ye ayarlamak istiyorum. Bakın 10 üstü 2'yi yazalım. Şimdi üstü 2 basamak küçülttüm. Virgül arkadaşlar ne yapmam gerekir? 2 basamak sağ çekmem gerekir. Yani sayıyı 2 basamak büyütmemiz gerekir. Yani buraya gelir. 0 tam yüzde %15 çarpı 10 üstü 2 oldu. Devam ediyorum. Bir de şifa eczanesine bakalım. Evet. Kuvveti arkadaşlar 10 üstü eksi 2. Bunu 10 üstü 2 yapmak istiyorum. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Eksi 2'yi 2 yapabilmek için 4 tane büyütmem gerekiyor. Yani arkadaşlar virgülü 4 basamak sola çekeceğim. 960'ın bakın şöyle gösterelim. Virgülü burada arkadaşlar 4 basamak sola çekersem 1 2, 3. Demek ki yetmedi. Bir 0 ekledim. Bir de buraya sıfır ekliyorum. Demek ki sıfır tam. Düzgün yazalım. 10 binde 960 çarpı 10 üstü 2 oldu diyoruz. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar 10 üstü 2'lerin her birisi eşit oldu. O halde 10 üstü görmeyebiliriz. 10 üstü 2'leri düşünelim. Burada arkadaşlar kas sayı olarak Küçük olan küçük olacak diyoruz. Sıfır tam yüzde %14 yazalım. Diğer tarafta 0,15. tam yüzde %15. Evet, diğer tarafta arkadaşlar sıfır tam onda %3. Bunu da istersek bakın yüzde %30 olarak düşünelim. Ama buna baktığım zaman şunu da altına yazalım. Şöyle virgüllerin sağına sıfırları eklersem. Buradaki en küçük değerin sıfır tam 10.000'de 960 olduğunu söylerim. Bu da arkadaşlar nerede? Şifa eczanesine en yakındır der değişikliğine işaretlerim. Evet devam edelim temizleyerek geçelim bir sonraki sorumuza. Evet soruma baktığım zaman arkadaşlar Keops piramidi veya büyük piramit günümüzde Mısır'ın başkenti Gayre'deki piramitlerin en uzun olanıdır ve uzunluğu 139 metredir. Büyük piramidin binde biri oranında küçültülmüş bir maketi yapılacaktır. Binde bir oranda küçülteceğiz. Buna göre bu maketin kilometre cinsinden uzunluğu aşağıdakilerden hangisidir dedi. Arkadaşlar biliyorsunuz bir kilometre bin metre ise o halde ben kilometreyi çevirmek için ne yaparım? 139 metreyi kilometreye çevirmek istiyorum öncelikle. 139'u bine bölmemiz gerekir. Bir de arkadaşlar bunun binde biri kadar küçüleceğiz. O halde bunun binde birini bulabilmek için binde bir ile çarparım. Şimdi şöyle düşünüyorum. 139 pay kısmında dursun. Binle bini çarparsam 1 milyon olur. 1 milyon arkadaşlar ne demektir? 10 üstü 6 demektir. Evet bu 10 üstü 6 arkadaşlar ben pay kısmına çıkaracak olursam 139 çarpı evet, kuvvetin işareti değişir diyorum. 10 üstü eksi 6'ya eşit oldu. Şimdi baktığım zaman cevap şıklarında 139 çarpı 10 üstü eksi 6 yok. Şimdi A şıkkına baktığım zaman 10 üstü eksi 4 görüyorum. O halde üstü 2 basamak ne yapıyoruz arkadaşlar? 10 üstü eksi 4 yaparak büyütüyorum. O halde sayıyı 2 basamak küçültmemiz gerekir. Virgül 1, 2 basamak sonra çekiyorum. 1 virgül 100, virgül yüzde 39 çarpı 10 eksi 4 olur diyorum eşitliğine ve a şıkkındaki bakın doğru cevaptır diyebiliriz. Evet devam edelim temizleyerek geçiş yapalım bir sonraki sorumuza. Evet altın soruya baktığımız zaman aşağıdakilerden hangisi bir tam binde 602 çarpı 10 üstü 4 sayısına eşit değildir diye sordu. Sayımı aynen yazıyorum. Arkadaşlar şimdi şöyle düşünüyorum. Bakın bu sayı virgül burada. Şimdi ben bunu virgülden kurtarmak için 1, 2, 3 basamak sağa çekelim. 1602 oldu sayımız. E, evet, sayıyı 3 basamak küçülttüysem üstü 3 basamak ne yap? Evet sayıyı 3 basamak büyütüysem üstü 3 basamak küçültüyorum. 10 üstü 4'ü 3 tane küçültürsem 10 üstü 1 olur diyorum. Bakın A şıkkında sorumuzun cevabı ortaya çıktı diyoruz. Ve A şıkkı doğru cevaptır diyelim. Peki diğerlerini de gösterelim arkadaşlar. Şimdi sayımız 1 tam yüzde 1 tam binde 602 çarpı 10 üstü 4. O halde 5 şıkkındakini de aynı hale getirelim. Bakın 1, 2, 3 tane virgülü sağa çektim. 3 tane sağa çektiğim için yani sayıyı 3 basamak büyüttüğüm için üstü 3 tane küçültüyorum. 10 üstü 4 olur diyorum. E, evet, C'ye bakıyorum. Sayımızı arkadaşlar ne yapacağız? 1 virgül 602 yapacağız. 1 2 3 4 5 basamak sonra çekiyorum. Sayı 5 basamak arkadaşlar küçültüysem üstü 5 basamak büyütüyorum. 10 üstü ne olur arkadaşlar? Eksi 4'ü 5 basamak büyütürsek 10 üstü 4 olur diyorum. Demek ki yukarıdaki ifade eşittir. E son olarak D'ye baktığım zaman da sayımı arkadaşlar bakın 1-2 basamak küçülteceğim. 161 virgül diye yapacağım. Yani iki basamak. Sayımı küçülttüm. Üstü 2 basamak büyütüyorum. Evet 2'yi 2 basamak büyütürsem 10 üstü 4 olur diyorum. Bakın bu da eşit oldu diyoruz. Ve A şıkkı sorumuzun doğru cevabı demiştik. Evet devam edelim. 7. soruya bakıyorum. Aşağıda bazı eşyaların metre cinsinden yük, yerden yükseklikleri verilmiştir. Buna göre bu eşyalardan hangilerinin yüksekliği verilen değerde olamaz diye soruyor. Şimdi arkadaşlar yani gerçekte bu değer olabilir mi diye düşünmemiz gerekiyor. Bunların her birisinin metre cinsinden olduğunu unutmayalım. Şimdi 60 çarpı 10 üstü eksi 2. Arkadaşlar 10 üstü eksi 2 demek 60 çarpı 1 bölü 100 demektir. Bakın ben burada 60 bölü 100 olarak yazarım. Bu metre demekti. O halde 60 bölü 100 Metreyi santimetreye çevirmek istiyorum. Yani yüzde çarparım. Yüzler gitti. O halde 60 santimetre. Evet. Bir masanın boyu 60 santimetre olabilir diyoruz. 60 santimetre normal bir masanın yüksekliğine eşittir. Evet. Buzdolabına bakıyorum. 2 çarpım. 10 üstü 2'yi 100 olarak yazıyorum. Arkadaşlar 200 metredir. Unutmayalım bunu. 200 metreyi ben santimetreye çevirmek için yüzde çarparım ne oldu arkadaşlar? 20.000 santimetre oldu. Veya şöyle de düşünebiliriz. 200 metre arkadaşlar. Düşünün bir gökdelen düşünün. 200 metre bir gökdelenin yüksekliği kadardır. Yani bir evin yüksekliği normal 4-5 katlı bir evin yüksekliği 15-20 metredir. 200 metre çok çok daha büyük bir sayıdır. Demek ki buzdolabı olamaz diyoruz. Evet, son olarak taburuya bakıyorum. 3 tam onda 5 çarpı 10 üstü eksi yazdım. 3 tam onda 5 demek 35 bölü 10 demektir. 10 üstü e eksi 1 de arkadaşlar. 1 bölü 10 olarak yazalım. 35 bölü 100 oldu. Bu metreydi. Bunu da santimetreye çevirmek için. 35 bölü 100'ü santimetreye çevirmek için 100 ile yüzle çarptım. Yüzler birbirini götürdü. Bakın 35 santimetre. Evet bir taburu için arkadaşlar. 35 santimetre normal bir yükseklik olabilir diyoruz. Demek ki burada arkadaşlar olamayacak şık. Buzdolabıdır der. A şıkkını doğru cevap olarak işaretlerim. Evet devam ediyorum. Temizleyerek geçiyorum. Bir sonraki soruya. 8'in soruya baktığım zaman Çevre Şehircilik Bakanlığı 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren başlatılan plastik poşetlerin ücretli olması uygulaması ile poşet kullanımının yıllık %80 oranında düştüğünü açıklıyor. Yıllık %80 oranında Artık poşetler kullanılmıyor arkadaşlar. Sadece %20 kullanılıyor. Türkiye'de her yıl ortalama 35 milyar plastik, plastik poşet üretilmektedir. Arkadaşlar önceki milyar demek 10 üstü 9'a eşittir. Yani 35 çarpı 10 üstü 9 olarak düşünebiliriz. Buna göre bir yılda üretilen poşetlerin kaç tanesi Bakanlığın ücretli poşet uygulaması sonucunda kullanılmamıştır. Arkadaşlar zaten %80 kullanılmayan kısım Benden de zaten bunu istiyor o zaman. O halde 35 çarpı 10 üstü 9'u %80 ile çarpıyorum. %80'i kesir olarak yazalım. Evet. 80 bölü 100 olarak yazdım. Şöyle bir sıfıra attım. Arkadaşlar şimdi hem 8'i hem 10'u 2'ye bölüyorum. 4. 2'ye böldüm. 5. 35 ile 5'i sadeleştiriyorum. 5'e böldüm 7. 5'e böldüm 1. Bakın payda kısmında bir şey kalmadı. O halde 7 kere 4 28 çarpı bir de 10 üstü 9 var. Evet 28 çarpı 10 üstü 9 tane arkadaşlar poşet artık kullanılmamıştır diyorum. Şıklara baktığımız zaman da B şıkkında doğru cevabı görüyorum. Evet, temizleyerek geçelim 9. sorumuzu. Aşağıda Ayın dünyanın etrafında dönüşü sırasında birbirine en yakın ve en uzak durumlardayken aralarındaki uzaklıklar gösterilmiştir. Buna göre ayın dönüş sırasında aşağıdakilerden hangisi dünya ile ay arasındaki uzaklığın metre cinsinden değeri olamaz diye soruyor. Arkadaşlar o halde ne olması gerekiyor? Bakın bu 3 tam binde, 300, binde 565 çarpı 10 üstü 5 kilometre. Evet. Olması gereken değerler arkadaşlar. Bundan büyük olacak. Ve 4 tam 1000'de 67 çarpı 10 üstü 5 kilometreden de küçük olmalı. Şimdi bize verilen değerlere bakalım arkadaşlar. Bu aralığa gelecek mi diye düşünüyorum. Şimdi A şıkkına bakarsam Şimdi 10 üstü 5'leri gördüm arkadaşlar. Kuvveti o halde A şıkkı diyelim. 38 tam %49 çarpı 10 üstü 7'ye. Kuvveti 10 üstü 5 olacak şekilde ayarlayalım. Şimdi arkadaşlar kuvveti azaltmak için yani küçültmek için ne yaparım? Sayıyı büyütmemiz gerekir. Sayıyı büyütürsem bakın. 2 basamak büyütürsem 3849 çarpı 10 üstü 5 oldu. Öncelikle bunları bir yazalım. Daha sonra değerlendireceğiz arkadaşlar. Evet 3849 çarpı 10 üstü 5 oldu diyorum. B'ye bakalım. 402 çarpım 10 üstü 6'yı evet, kuvveti 10 üstü 5 olacak şekilde bir basamak ne yaptım arkadaşlar? Azalttım. Sayıyı bir basamak büyütüyorum. Yani 4020 çarpı 10 üstü 5 olarak yazdım. Evet C'ye bakıyorum. 0 tam binde 397 çarpı 10 üstü 9'u 10 üstü 5 haline getirmek için sayıyı 4 basamak azalttım arkadaşlar üstü. O halde virgül 4 basamak sağa çekiyorum. 3970 çarpı 10 üstü 5 oldu diyorum. Son olarak D'ye baktığımız zaman da 0 tam %4 çarpı 10 üstü 11'i Evet arkadaşlar 10 üstü 6 haline getireceğim. Pardon 10 üstü 5 haline getireceğim. Demek ki 6 basamak sayıyı küçültmem. Sayıyı büyütmem gerekiyor. Üstü 6 basamak küçülttüysem sayıyı 6 basamak büyüteceğim. O halde bakın 1, 2 basamak büyüttüm. 4 oldu. 1, 2, 3, 4 tane de 0 ekliyorum. Evet arkadaşlar ne oldu? 40.000 çarpı 10 üstü 5 oldu. Şimdi yukarıdaki ifadeyi bir düzeltelim. Metre cinsinden demişti arkadaşlar. Bakın ben 3 tam %100.000'de binde 565 çarpı 10 üstü 5 kilometreyi metreye çevirmek istersem ne olur arkadaşlar? Bunu 10 üstü 3 ile çarpmamız gerekir. 3'ten 1000 565 çarpı 10 üstü 8 olur. Bunu da tekrar 10 üstü 5 yapabilmek için virgülü 3 virgül değil arkadaşlar. Ne yapıyorum? Sayıyı 3 basamak büyütüyorum. 3565 çarpı 10 üstü 5 den büyük olacak diyorum. Evet burayı da yine 10 üstü 3 ile çarptığımı düşünürsem 4067 çarpı 10 üstü 8 oldu. Bunu da yine 10 üstü 5'e ayarlamak istiyorum. Yani 4067 çarpı 10 üstü 5 oldu diyoruz. Demek ki sayımız arkadaşlar 3565'ten büyük 4067'den küçük olacak diyoruz. Bakın şu 10 üstü 5'leri artık görmeyebiliriz. Şimdi baktığımız zaman katsayılara 3849 bu araya girer arkadaşlar. 4020 bakın bu araya girer. 3970 bu araya girer ama 40.000 sayısı bu araya girmez diyorum. 40.000 sayısı arkadaşlar yaklaşık olarak 10 katıdır 4067'nin diyorum. Ve D sorumuzun doğru cevabı olur diyoruz. Evet temizleyerek geçiyorum. Bir sonraki sorumuzu. Evet, 1 mikrometre 10 üstü eksi 4 santimetredir. Aşağıda da ta, aşağıdaki tabloda bazı kağıt türlerinin kalınlıkları mikrometre cinsine vermiştir. Bir yayın evi çıkaracağı 300 sayfalık 150 yapraklık arkadaşlar bir roman için en ince kalınlıkta kağıt türünü seçmiş ve ön ve arka kapak kalınlıklarını 0'dan 15 santimetre olarak belirlemiştir. Buna göre kitabın kalınlığı kaç santimetre olur diye sordu. Arkadaşlar o halde öncelikle ne yapmam gerekiyor? Şu bana verilen kağıt türlerini en incesini yani en küçüğünü bulmak için üstlere eşit hale getirmek istiyorum. Bakın 10 üstü 4 eşit olduğunu görüyorum. O halde diğer sayıları yani Bristol ile Kraft'ı da 10 üstü 4'ü ayarlamak istiyorum. Evet üstü bir basamak küçülttüğüme göre sayıyı bir basamak büyütüyorum. Sıfırdan binde 35 çarpı 10 üstü 4 oldu. Evet kraft'a bakıyorum. Üstü 10 üstü 4 yapıyorum. Yani iki basamak büyüttüm. O halde sayıyı iki basamak küçültmemiz gerekir. Bakın virgül 1 çektim. Bir de virgülden sonra 0 ekledim. 0 tam. 1000'de 42 çarpı 10 üstü 4 oldu. Evet yukarıdaki arkadaşlar bakın 0 tam 1000'de 50 olarak yazabilirim. 10 üstü 4. Bu da 0 tam 1000'de 26 çarpı 10 üstü 4'tür. Şimdi sayıları incelediğim zaman kuvvetlerin hepsi aynı arkadaşlar. O halde önündeki katsayısı küçük olan en küçük değerdir diyorum. Bakın buradaki en küçük değer 0'dan 1000'de 26 ile inkişiyettir diyoruz. Bundan kaç tane kullanacağım? 150 tane kullanacağım. O halde ne yapmam gerekir arkadaşlar? 0'dan 1000'de 26 ile 150'yi çarparım. Bir çarparak arkadaşlar değerlendirelim isterseniz. Bir de şunu yapalım arkadaşlar. 1 mikrometre 10 üstü 4 santimetreydi. Bakın ben şöyle düşünüyorum. Burayı 10 üstü 4 ile çarparsam Burayı da 10 üstü 4 ile çarparsam 10 üstü eksi 4 ile 10 üstü 4'ü çarparsam 10 üstü 0 olur. Bu tarafta arkadaşlar artık santimetre oldu. 10 üstü 0 da ne demektir arkadaşlar? 1 santimetre. O halde şöyle yazalım bakın. 1 santimetre 10 üstü 4 mikrometre eşit oldu. 10 üstü 4 mikrometre eşit oldu. Çünkü benden arkadaşlar en sonunda santimetre olarak istemiştim. O halde şöyle düşünüyorum. 0'dan 1000'de 26, 150 ile çarptım. Evet burayı bir düzenleyelim arkadaşlar isterseniz. Şöyle bir düzenleyelim. Ne yapıyorum? 0'dan 1000'de 26'yı kesir olarak yazıyorum. 26 bölü 1000 çarpı 150. Şöyle sıfırlar attım. 100'ü arkadaşlar 5'e bölüyorum. 100'ü 5'e bölersem 20. 15'i 5'e bölüyorum. 3. 20 ile 26'yı sadece 2'ye böldüm. 10. 2'ye böldüm. 13. Bakın 13 ve 3'ü çarparsam. Bölü 10 diyelim. 39 bölü 10 oldu. 39 bölü 10 arkadaşlar bizim için santimetredir artık. O halde 39 bölü 10'u Ondalık gösterim olarak yazarsam 3,9 santimetredir derim. Şimdi kapaklar için de tam 10'da santimetre kullanılacaktı. E topluyorum arkadaşlar. 5, 5 daha 10, 9 daha 19. Elde var 1, 3, 1 de elde 4 diyorum. Virgül de aynen yazdım. 4 tam 10, 9 santimetre olur. Bizim değerimiz diyoruz. Evet arkadaşlar 4 tam 10, halletmiş olduk. Peki arkadaşlar aklımıza gelmişken onu da söyleyelim. Şu 10 üzeri 4'ler nereye gitti diye düşünen arkadaşlar için söylüyorum. 10 üzeri 4'ler nereye gitti arkadaşlar? Bakın 1 santimetre 10 üzeri 4 mikrometre eşitti. Veya 1 mikrometre 10 üzeri eksi 4 santimetre eşitti. Yani ben bunların her birisini santimetreye çevirebilmek için 10 üstü eksi 4 ile çarptığımı düşünüyorum. 10 üstü eksi 4 ile çarpmak demek şu ifadeyi 10 üstü 0 yani bir haline getirmek demektir. Bundan dolayı arkadaşlar bakın bunların hiçbirisini santimetre olduğundan dolayı görmedik diyoruz. Evet bu soruyla da arkadaşlar dersim burada bitiriyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.